Kesinlikle haram olmayan yeni yeni ürünler gelmiş arkadaşlar ve yeni yeni uygulamalar çıkmış. Bunlardan bir tanesi altın getirene ekstra kazanç olarak yazıyor. Yastık altındaki 5000 ton altından mümkün olan en fazlasını finansal sisteme kazandırmak için tasarlanmış. Altınlarınızı bankaya götürüyorsunuz, yatırıyorsunuz. Bunun karşılığında bu altınlar mevduat, parantez içinde repo ve kar payı getirisi ile değer korumasından faydalanacak. Risksiz kazanç sağlanacak. Yani size hem faiz verecekler hem de altın fiyatı falan yükseldiği zaman bunun zararını çekmeyeceksiniz. Hem altınınız olmuş olacak hem de üstüne faiz alacaksınız ve istediğiniz zaman o altınları altın hesabından çekebileceksiniz. Yine fiziki altın olarak. Benim anlamaya çalıştığım şu. Abi, siz faiz için haram diyorsunuz. Faiz bile bu kadar risksiz değil ki. Faiz için diyorsunuz ya parayla para kazanmak falan diye. Faiz bile bu kadar risksiz değil ki. Ben paramı faize yatırıyorum. Vadesi bittikten sonra ekipman alacağım o parayla. Ama vadesi bitene kadar dolar o kadar yükseldi ki bildiğin durduğu yerde para kaybetmiş oldum. Yani parayı faizi koyduğun için para kaybetmiş oldun. Bu haram ama ve sözde deniyor ki haram olduğu için gerçekten yani yabancı basın falan da çok dalga geçti bu konuyla. Haram olduğu için faizi düşük tutacağız. Birçok kişi diyor ki bunun aslında haramla alakası yok. O sadece bahane. Kafalarında başka bir şey var. Olabilir. Çünkü arkadaşların bir söylediği bir söylediğini tutmuyor. Eğer o haramsa şu an getirdiğiniz risksiz kazanç ne oluyor? Bunun riski de yok yani. Peki kur korumalı vadeli hesap ne oluyor? Bu da yetmedi arkadaşlar. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın paralarını Türkiye'ye sokup ondan sonra da Türk lirasına çevirip Türkiye'deki bankalara Yine kur korumalı olarak yatırmasının önü açıldı. Başka bir deyişle yurt dışında para kazanan adamın getirip burada yatırdığı paradan aldığı faizin kur koruması farkını vergilerden biz ödeyeceğiz. Yurt dışındaki adamın faizinin farkını biz ödeyeceğiz vergilerle. Bu podcast'i dinleyen sevgili vatandaş, şimdi anlıyor musun? Neden böyle kol gibi zamlar giriyor? Neden fakirleştiğini anlıyor musun? Her şeyin faturası neden böyle çılgınlar gibi yükseldi? Şimdi anlıyor musun? Birikmiş parası olanın bankaya yatırdığı paranın kur koruması senin cebinden çıkacak. Buyur hala destek vermeye devam et. Buyur hala memleket iyiye gidiyor demeye devam et. Buyur hala hastane sırasında falan siz bilmiyorsunuz biz çok kötüydük şu an uçuyoruz demeye devam et. Ama cebine sıkıştırılan o bin lira seçim e, emekli ikramiyesi gününü kurtarmaya yetecek mi? Eskiden diyorduk ya ya bu adamlar nasılsa minimumda yaşıyor. O yüzden bunlara çok az bir şey de olsa yetiyor. İşte bin lira falan ikramiye verdikleri zaman o ekonomi uçuyor falan diyorlar. O ikramiyeler yetebilecek mi? O ikramiyeleri verebilecekler mi? O ikramiyelerden bir tanesi artık bir elektrik faturanı bile ödeyebilecek mi? Bir şey daha söyleyeyim. Hep şey diyorlar ya risksiz kazanç arkanızda devlet var bilmem ne. Kusura bakma abi ben hiçbirisine güvenmiyorum. Bana şimdi çıkıp şunu diyebilirler. Nesine güvenmiyorsun peki? Ne riski var? Hiçbir riski yok ki. Ne riski var? Evet bilmiyorum ama arkasından bir şey çıkacak diye güvenmiyorum. Doları saldık gidiyor dediler. Faizi yükseltmediler buna önlem alabilmek için. Ondan sonra ne oldu? Bir anda 20 Aralık'ta doları 12'ye düşürdüler. Böyle bir şey yapacaklarını tahmin etmiş miydik? Böyle bir şey yapabileceklerini tahmin etmiş miydik? Edemedik. Paramızın üçte biri gitti uçtu. Peki o zaman ne demişlerdi hatırlıyor musunuz? İşte bu dolarcılara böyle tokat gibi cevap gelir. Dolarcılara da nasıl girdi? Dolarcıların eline verdiler. Böyle demişlerdi hatırlıyor musunuz? İlk defa dolar aldım ben biliyor musunuz? Ondan önce gerçekten de Türk lirasından dolar alma işini ilk defa yaptım. Neden yaptım? Çünkü dedim ki elime para geldikçe eriyor, geldikçe eriyor. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki ne riski olabilir? Abi her şeyi bekliyorum artık ben. Her şeyi ne riski olabilir diyorlar ya her şeyi bekliyorum ya bir gün uyanırız böyle hiçbiriniz yoksunuz ortada ondan sonra Uruguay'dan kart atmışsınız her şeyi bekliyorum ben yani kızar mısınız kızmaz mısınız dava açar mısınız açmaz mısınız bilemiyorum ama benim kafamın içindeki düşünce bu ben bir vatandaşım kafamın içindeki düşünce bu ne olabilir ki arkasında devlet var risk hayır ben bir gün bir kalkarım hepiniz Uruguay'dan bana kart atmışsınız. Böyle plajda falan Mohitoları yudumlarken kanki ne haber diye Şaşırmam ki ondan sonra da ne olur biliyor musun Ondan sonra bizim buradaki yandaşlar Yine çıkar der ki işte altıncılara Kol gibi girdi paradan para Kazanmaya çalışan risksiz Kazanç elde etmeye çalışan Günahkarlara kol gibi girdi falan Diye sevinirler bir de ekmek alacak Parası kalmadı olsun önemli değil Önemli değil altınları olana da girdi ya O güzel bir şey bizim de ekmek alacak Paramız yok ama altın olana da girdi O güzel bir şey bir de öyle sevinirler Buradan gene başka birisi çıkar bu sefer. Bak gözlerimin içine bak. Var mı başka yeni ürününüz abi? Hayır diyorlardı ya bu ürünler aşırı işte kur korumalı mevduat falan bunlar aşırı ilgi gördü. Aşırı ilgi gördü. O kadar aşırı ilgi gördü ki altınını çıkardılar. O kadar aşırı ilgi gördü ki yurt dışındaki adamları çağırıyorlar şimdi. O kadar aşırı ilgi gördü ki şirketlere falan da galiba izin vermişler. En son konuşuluyordu o da. Bayağı aşırı ilgi gördü. Yeni ürünlerinizi bekliyorum arkadaşlar kur korumalı devlet garantili mesela şey olabilir. Şu Fame City gibi yerlerde evet o kadar yaşlıyım. Fame City gibi yerlerde vinçler olur ya joystickle böyle vinci oynatırsın. Bak şimdi jeton mesela 1000 lira olacak. Tamam 1000 liraya jeton alacaksın. Aşağıda da böyle işte altın kolye, altın bilezik, bir tomar lira, bir tomar dolar falan. Böyle vinçle onu böyle almaya çalışacaksın. Risksiz kazanç. Ne olabilir ki? Ya da bul karayı al parayı abi. Ya da tombala. Boş yok. Boş yok abi. Gerçekten boş yok. Evdeki paranı getir yatır. Kazıyacağız böyle. Nasıl lan o? Tombala çekeceğiz böyle. Ne çıkarsa bahtına. Boş yok abi. Ne olabilir ki? Risksiz kazanç. Kazı kazan olacak mı? Bek kazı kazan iyidir. Birikmiş paranızı bize getirin. Kazı kazanla kazanın. Ben şeyi bekliyorum. Kur korumalı slot machine. O böyle kollu makineler var ya çekiyorsun. Sıfır riskli. Bak sıfır riskli. Paranı yatırıyorsun kolu çekiyorsun. Jackpot çıkarsa bir sürü para kazanıyorsun. Ana paranı da geri alma şansın var. Evet. Hatta 10 kere oynadın, hiç kazanmadın. Ben ana paramı geri alacağım diyebiliyorsun. Sıfır risk. Ne olabilir ki? Büyük ihtimal onu soruyorlar. Ben de bir vatandaş olarak diyorum ki, her şey olabilir. Artık her şeyi bekliyorum. Yarın bir gün dur ya Rusya Ukrayna'ya girdi. Savaş pozisyonundayız falan deyip de bu kur korumalı olayının bozulmayacağını ben nereden bileyim? Yarın bir gün evet kur korumalı size para verdik. Bu paralarınız da hesabınızda ama çekemezsiniz. Çekmenize izin yok Neden dış güçler Şimdi arkadaş savaş çıktı da o yüzden Bizimle bir alakası yok Savaş çıktı Bize hitap eden bir şey söylemiyorsunuz ki Bizim gibi insanlar size niye inansın Adam çıkıyor Bu zamların Zorunlusu CHP CHP döneminde Her şeyi sattılar Ondan sonra Anladın her şey. Abi çıkıyor bunu söylüyor Zamların sorumlusu CHP diyor Zamların sorumlusu CHP diyen adamlardan Yarın bir gün sistemi kapatıyoruz kardeşim. Yok size paramara, yok size kur koruması falan. Sorumlusu CHP. CHP yüzünden. Ne alaka? Alaka alaka şey. Ekrem'in salyaları. Ekrem'in salyaları aktı, kur korumasını aldı götürdü. Boji yedi boji. Kur korumasını boji yedi. Yanlış anlaşılmasın. Mozambik'teki abilerden bahsediyorum ben. Uruguay'dan falan kart atarlar diye. Umuyorum ki bir süre sonra bu podcast'in altına abi bugünleri görmüşsün yazmazsınız. Çünkü ne şaka yaptıysak gerçek oldu.